Malatya'nın en büyük taşımacılık firması Ersan Taşımacılık'tayız. Ersan Taşımacılık'ta bugün Acemi Çırağı çekeceğiz. Acemi Çırak Ersan'da neler mi yapıyor? İsterseniz hep birlikte izleyelim. Hadi gidelim. Ortalık ana baba günü. Biraz bayağı bir yoğun bir yer var. Birisinden sormak lazım. Selam aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Hocam iş başvurusuna geldik de kiminle görüşebiliriz? İsminiz neydi önce? Erol ben. Lütfü Bey ile görüşebilirsiniz. Kendisi nerede? 3. katta yukarıda. Tamam. Lütfü Ceylan. Tamam. Lütfü Bey'in yanına gidelim, bir iş başvurusu yapalım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yoğun. Herkes ummalı bir çalışma yapıyor. Nereden nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Hadi gidelim. Kamerayı seni görmemiş misin? Selamünaleyküm. Tabii burası çok da yabancı bir firma değil. Bizim televizyonumuzun firması. Yabancılık da çekmiyoruz. Herkesle tanışmışlığımız var. Bir bakalım, Lütfü Bey'le de bir görüşelim. Umarım bizi işe alır. İş başvurusundan sonra da çalışmaya devam ederiz. Evet, dedik ya, herkesi tanıyoruz. Lütfü Bey'i de tanıyoruz. Umarım bizi Acemi Çırak olaraktan işe almaya kabul eder. Hele bakalım, bir sınav diyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lütfü Bey nasılsınız? Erol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim komutanım, sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah iyilikler versin. Çok şükür. Bey, buyurun oturun. İş başvurusu için geldik. Hoş geldiniz. Evet, firmamızdan bilgi verilmişti sizler için. Yani evet biliyorum. Bir ufak yakın hazırlık yapmıştık. Siz başvurunuzu yapın. Tamam. Sonra biz size yardımcı olacağız. İşte tamam. Sen şöyle geç, rahat yaz. Olur. Evet. Ya bismillah. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Lütfü Bey, sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Çok şükür. Bizler de iyiyiz. Uluslararası bir firma olduğumuzu biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Evet. Malatya'nın C2 yetki belgesine haiz olan ilk ve tek firmayız. Uluslararası çalışmalarımız devam ediyor. Nakliye firması olarak Malatya'dan yurt dışına verilen bütün emtiaların nakliyesini yapabiliyoruz. İstanbul şubemizin desteğiyle tabii ki bu. Hı hı. Gerek İstanbul'da, gerek Gebze'de, gerek Mersin'de, Adıyaman'da, Elazığ'da ve Malatya'da şubelerimiz mevcut. 1 kilodan ve artık tır bazında da düşünülebilir. Ne kadar yükünüz varsa size ağırlık yapmasın diye biz taşıyalım diyoruz. Bu konuda sizin de bilgi ve becerilerinizle daha iyiye, daha güzel ulaşmayı düşünüyoruz. Sevgili Erol Bey kardeşim. Çok teşekkür ederim komutanım. Sağ olun. Şimdi bu bilgiler ışığında biz size çalışma melbusatı dediğimiz ayakkabı, işte üst forma vesaire. Öyle mi? Hazırlayalım, verdik. Hadi evet. Bakalım. İlk defa böyle. Şöyle güzel bir şey hazırladık, size layık değil ama. Oo, Acemi Çırak. Evet. İsmimi mi yazdırmışsınız komutanım? Evet. Şöyle. Şöyle Acemi Çırak. İlk tulumunuz olsun, bir ayakkabınız olsun. Acemi Çırak tulumu. Evet. Acemi Çırak tişörtü. Bir de ayakkabımız var. Bu genel maksatlı. Vallahi şaşırdım. Genel maksatlı arkadaşlarımızın işte giydikleri ayakkabılardan. Bunu da. Bunlar hepsi benim mi? Evet. Lütfü Bey. Evet. Vallahi çok şaşırdım. Yemin ederim. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Biz İlgi alakanız için. Teşekkür ederiz. Şimdi sizi sahadaki Ahmet Bey'e yönlendireceğiz. Siz sahadaki çalışmalarımızı hem alışarak
hem de öğrenerek devam edeceksiniz. Tamam Osman. Çok çok teşekkür ederim her şey için. O zaman ben direkt aşağıya Ahmet Bey'in yanına uğrayacağım. Ahmet Bey'in yanına gideceksiniz. Onun haberi var, size yardımcı olacak. Öyle mi? Evet. Acemi çırak şeyi, tulumu, ayakkabısı ve de formasıyla birlikte aşağı bir inelim. Lütfü Bey size yönlendirdi. Tamam, yönlendirsiniz. Şimdilik biz sağ olsun Acemi Çırak formasıyla bir şey de elbise de şey yapmış. Tulumun güzelmiş. Evet, tulumun güzel. Allah şimdi biz İşe ne yapacağız? Mı? İşe başladık şimdi. Tamam, gel yanıma. Hadi. Ahmet Çoban! Ahmet Çoban! Sesi de bayağı büyük. Yine araman gelmiş, bak hele! Haydi. Ne yapacağız Ahmet Hocam? Ahmet Çoban yanına gideceksin. Ahmet Çoban sana öğretecek. Şimdi de başladılar. Malları tanıtacak sana. Ondan ne yapmam sonra... lazım şimdilik? Ahmet Çoban nerede? Ahmet Erdiç. Yeni eleman gelmiş kardeş. Bunu çalıştır hele biraz. Ahmet Hocam buranın sağ sorumlusu. Sağ sorumlusu olduğu için elinde bastonuyla. Şahin Baba ne yapsın? Yönlendirme yapıyor. Tabii ki dediğim gibi çok yabancı olduğumuz bir yer değil. Ersan Taşmacılık, Ersan Ertvin'in aynı zamanda diğer kuruluşu. Onun için çok yabancılık çekmiyoruz. Herkesin ismini biliyoruz. Ahmet abi, Mahmut abi falan, işte abilerimiz hepsini tanıyoruz. Tabii bu bayağı bir bağırılacak gibi geliyor. Yani yanılmıyorsam biraz sıkıntılı bir iş olacak. Ahmet abinin bağırması, çağırması, arada bir şeyler söylemesi bayağı bir sıkıntı olacak. Güvenlik açısından da bayağı bir şeylere dikkat ediyor Ahmet abi. Diyor ki emniyet kemeri, baret, eldiven, bunların bir de normal baratın ayakkabı değil, iş ayakkabısı olması gerekiyor. Baştan sona bizi giydirdiler. Giydirdikten sonra bir şeyler yapacağız. Hele bakalım. Bir tane baret İsmet, bayağı bir sesli bir ortam. Bağırıyorlar, çağırıyorlar artık. Hummalı bir çalışma. Hadi bakalım ne yapacağız, ne diyeceğiz? Mehmet o taraftan bir tarafa gidiyor. Hakan Bey de buradan geliyor. Karışık bir ortam. Ben şu an burada durmuşum. Ben de Ahmet abi gibi bağırsam mı, ne yapsam diyor. Ahmet abi, eldiven de geldi. Tam 4-4. Yemin ederim tam 4-4'lük. Her şey 10 numara. Memo kapak, niye tam oturmuyor Memo? Burada aman kazaya kurban gitmeyelim. İşe başlamanın en büyük kurallarından birisi, önemli olan işin kurallarını gerçekleştirmek. Baretini takman lazım, eldivenini takman lazım, iş elbiseni giymen gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de bu. Vallahi Ahmet abi şimdilik bir şey söylemiyor. Yani Özkan. Orada durmuş. Onun için Özkan, biz de beklemedik. Malatyalar çek, malatyalar çek hemen. Kafaya geçirecek. Gitmiş, Ahmet Usta, ben de burada böyle senin gibi yapsam mı? Şunu yap, bunu yap desem. Çıraksız, sen daha nasıl onu yapacaksın? Niye, ne var sanki? Bir şey öğrenmeden ustalık mı yapacaksın? Yok, estağfurullah, ustalık değil. Bir şey öğren, ondan sonra ustalık yap. Yoğun bir iş temposu. Elimizdeki lepçikleri de atalım. Çöpü niye yere atsın sen? Orada çöp kutusu var, görmüyor musun? Çöp kutusu ileride, ondan sen dolayı. Senin çalışma şeyin bu mu? Yok, çalışma şeyin çalışma ahlakın bu mu? Yok, estağfurullah. Yapma. Yani o... Oo, vallahi küfürle başladık, haydi. Küfürle başladık, yemin ederim. Tamam, çöpümüzü cebimize koyak da sonra sıkıntı olmasın. Şimdi ne yapacağız Ahmet Usta? Biz böyle oturduk herhalde. Dur, seni ustaya vereceğim. Ustanın eline vereceğim seni de. Ahmet Çoban! Aç şu elemanı! Ahmet Çoban yanına ben... Ağırlar erilir, ağırlar erilir olsun. Yere vur. Kırılacak bir şey yok değil mi bunda? Serbest. Tamam. Ağırlar erilir, hafifler sıratına vur kardeş. Ne yaptın abi, kurban olam, ağırlar erilir. Ağırlar verir ona. Yeni başladık. Sen de bir iş yapsan, bir şeye elini sürme. Hadi erol, hadi kardeş, hadi. Ahmet abi bu ne iş yapıyor, bir şey yaptığı yok. Oo, senin ustan sayılır o da. Tarif edeceğim. Salla abi.
Hadi anam. Kapı atacaksın, başka yolu yok. Hadi canım. Dur. Atma yok, atma yok. Atma yok. Atma yok. Okay. Bunlar ne abi, sayılı mı gelmiş bunlar? Değiş he. Tut abi, Özkan, tut ya. Dikkat et Özkan. Altı, sayacağım. Tut abi, tut, tut ya. Abi bu çırağı indirme, yukarı gel. Ona kurban olalım o zaman. Sekiz. Ha bunlar hepsi sayılı. Ahmet abi sen orada ne yapıyorsun? Sayın abi, sesli bak, konuşma Erol, konuşma. İşine bak. Şöyle on. Şöyle on. Hadi canım. Düşmüş ya. Hadi canım. Abi bunlar bir küçük bir büyük. Bu niye böyle? 12. Tut abi bu aşağıdaki hiç hızlı değil. Ya bu biraz hızlı. 14. Hadi ver. Kızlar be, kızlar be. Hadi abi çabuk. Ver abi, ver abi. Ver abi, ver abi. Ver abi, ver abi. Ver abi, ver abi. Bu çok, bu çok varmış. Bu mu? 18. 17, 18. Erle bunlar çivi ha. Çivi galiba. Hadi Erol, hadi Erol, hadi. Ne yapıyorsun Ahmet abi? Hadi acele et biraz, hadi kardeş. 20. Sende bir tane var. Abi 20. Bana... Abi şut! Burası Ersan Kargo, Erol. 23. Tut abi, tut abi, tut abi. Hadi canım, hadi canım. He? 23. Ha, listeli çalışıyoruz değil abi mi? He, tamam. Listede ne var abi? Bak. 34 dedik. Bak, taha giyimi verdik. He, firmanın taha giyim. Taha giyim, evet. Buradan taha giyime bakacaksın. Tamam. Geç. Geç abi. Bak. Abi bak, taha burada taha. Bak, bak. Taha giyim 17 koli. 17 koli. Kaç kol yaptık? 34. Devamı var. Tamam. Taha giyim. Taha giyim. 15 daha. 17 15 32. 32. Matematiği de ben burada öğretiyorum. Abi. Daha giyin. Evet. İki daha. 34 ediyor abi. Demek ki. 34 tane. Bitti. Evet. Bitti. Yok, tamam. Dur. Bir tane daha koli vereceğim şimdi. Bir tane daha? Bir daha giyim daha bulacağım. Niye abi? Daha başka var mı? Var da. Mailde var mı yok mu ona bakıyorum. Abi bunu nereye koyacağız? Neyi? Nereye götüreceğiz? Organize. Sen gitmeyeceksin. Ha ben gitmem he. Yok. Ben gitmem. Tamam. Tamam. Ama Erol'u kumaşa ver. Kumaşa mı geç? Ha, Erol kumaşa geç. Erol kumaşa geç. İnecek miyiz abi? Tabii. Oo, araba, araba dur. Araba, araba dursun. Nereye? Kumaşa geç kardeş, kumaşa geç. Abi şu ara boşlu verir ki kumaşa geçecek bunu nasıl? Nereye geçeceğiz Ahmet abi? Ali abi yanaşsın buraya. Gel 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 gel. Ben senin arabayı çıkar, arabayı çıkar. Ya hayır abi ben anlamadım. Yaka derken? Yaka tek. Yaka dediğin yaka kumaşa. Bunları verecek. Tamam bunları ver. Nasıl çıkacağım Ahmet abi? Sen önce şu çıtayı al. Araba geliyor. Arabaya bin çıkar. Çıtayı bir çıkar. Heh. Çıtayı çıkar. Çıtayı mı çıkar? Şuradan vur. Oradan. Heh. Vur. Vur. Abi olmuyor ki. Vur diyorum sana. Arıyor. Vallahi olmuyor. Lan seni yapacağım. Üste. Selahattin. Selahattin şöyle vur. Çıtayla vur olmazsa. Vurmuyor abi. Yalnız dikkatli. Ha o da çıkar tamam. Sen bana söylüyorsun. Şey, ha bak gördün mü? He. Erçay gördün mü Erçay Erol? Abi elimiz melimiz arada. Erçay gördün mü Erol? Şunu mal üstüne at abi gelen arabaya. Bunu neye atam abi? Mal üstüne at. Mal üstüne at. Abi hadi tut. Erol'un omuzuna ver. Erol'un omuzuna ver. He bunu atarım. Sıkıntı salla. Yok. Sıkıntı yok. Salla. Aferin Erol. Af. Ay seni yapacağım. Bu ne lan? Ahmet beğendin mi bu çırağı? Beğenmezsen yol bırak gitsin. Abi daha yeni başladık. Gördün mü nasıl atlar? Yeni başladık. Gördün mü? Omuzum da biraz ağrıyor ya ondan dolayı. Ben anlamam kardeş omuzla omuzla. Şu araba yükleyeceksiniz. Buna mı yükleyeceğiz abi? Abi ne yorucu işmiş ya. Bir tam saniye yap, gel, tam oradan saniye yap, gel. Oradan oraya, oradan oraya. Gel, 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 gel abi. Bir dakika, gel, gel, bir dakika, gel. Hop. Ha şey lastiği dur. Lastiği kurtar Erol, lastiği kurtar Erol. Tamam abi, tamam abi. Aferin Erol. Devam et. Olacak, olacak. Çırdan olacak. Erol, i̇nşallah, inşallah. Sen sayacaksın. Ne abi, ne? Olmaz sana emanet. Beyazdan vereceğim. Evet. Sayarak vereceksin Erol. Sana söyleyeyim. Dur. Abi yaka, ben tutana. 68 top. Sayarak vereceksin. 68 top mu vereceğiz abi? Aynen. Eyvallah bunlar abi. Top mu oluyor? Hepsi top. He. Canlı ve cansız. Canlı ve cansız toplar. Evet. Top vereceğiz. Tamam ben şunu askıya alak mı? Yok askıya alak Özgür abi. Bey rahat çekim yapsın. He Özgür Bey rahat çekim yapsın. Evet dur. Kapalı bakla. Çek. Çek askıya al. Askıya al kardeş. Baba biraz senle çalış yani zahmet olacaksa sana kardeş. Ya zahmet. Abi bu lan. Acılık diyor ya. 68 top. Evet. Olmadı orayı biraz. Abi, Mehmet niye yapıyorsun? Şey. Mehmet bunu biraz aç aç. Bir de bardaş sana emanet.
Kaç oldu abi? 24. Abi 25 abi. Üf. Çok yorucu bir işmiş ya. Abi 26 oldu abi. Abi 27 oldu abi. 27 oldu abi. Abi 28. Nasıl? Abi 29. Abi da 30. Ama harbiden yoruldum ya. Bitmedi mi daha? Yok Ahmet abi, daha bitmedi. Bir parti bitti. Bir şey çekmişlerdi. Bant çekmiş. Bant çekmişlerdi. Çok güzel. Bant çektiniz mi belki yine yüklerken? He? Bant çektiniz mi yüklerken? Arkadaşlar çekti bak. Çektiniz oldu mi? He. Aferin size. Aferin. Arkadaşlar çekti. Aferin Raci Usta. Devam et. Hadi abi şunları çek ya. Hadi kardeş, hadi kardeş. Gel. Hadi. Bak bak bak. O da oradan atıyor. O da oradan atıyor. Şu çıtayı çek Ahmet, çıtayı. Çıtayı aşağı vereceksin. Burada olmaz o çıta. O beyazı kaldı, beyazı kaldı. Oo, bu da şimdi. Ahmet abi bunlar ne yapıyor? Burada iş bıraktın her olsun. Ben mi yaptım abi ya? Al şu çıtayı. Sen al, Mehmet şuradan gene al. Çıtayı. Ver aşağı, ver aşağı onu. Ah. Evet. Al al al, şuradan gene al. Al abi. Bakma bana abi, sen niye bana baksın ya? Gönder. Erol'cum. Bunların hepsi... Erol yoruldun mu Erol? Yoruldum ne kelime Ahmet abi ya. Vallahi kan tersiyesine kaldım. Bunların hepsi tekstil ürünleri. Birisi... Hatay saymıyor ama. Bir firmanın, birisi bir firmanın. Bu beyazlar. Beyazlar bir firmanın. Maviler, siyahlar, beyazlar. Daha farklı bir firmanın. Şu sıraya asıl daha kolay. Bu saatten sonra bu sırayı ben vermeme gerek yok. Kendileri alıyorlar. Sağ olsunlar arkadaşlar, kendileri de sayıyor. Bu malı yıkmadan ver bu malı bak. Malı yıkmadan verdiyse abi altından çekersen nasıl yıkılmasın? Ben anlamam kardeş, yıkmadan ver. Altından çek ya, bu altından çekti. Bir şekil çekti. Yap, bir şekil devir. Abi ne yapayım yap. Yıkmadan ha? Devirdayım yap, devirdayım yap. Ne yapsın sen Ahmet? Abi çekin ya. Her şeyi benden bekliyor. Çuvalı yere indirsene onu. Abi bunu yere indirirse bu üstümüze gel, üstümüze. Sen niye anlamışsın? Gelmez, gelmez. Gel abi. Alttaki onu tutuyor. Ya yemin ederim 10 yıldır burada. Ben daha bugün başladım ha. Onu çekersen deyip gelmez diyor. Bak hele nasıl gelmez. Ciğeri tutmuş onu, görmüyor musun? Erol abi. Bak dengeyi bulmuşsun Erol, aferin. Abi Erol. Dengeyi buldum da Ahmet abi de dedi ki burayı çekti. Bu yere gel. Ustanı dinleyeceksin. Ya ustana abi dersin, fizik, onu yapacaksın, fizik kuralı diye bir şey var ya. Bunu çekerse bunlar gelmez mi? Erol, bunu üreteceksin Erol. Haydi yükle, daha ilk günden beri yapsın ya. İlk günden beri yapsın. Bak bak bak, bu da bunun üstünde bak. Bunu çekersen bu gelecek bak. Gelsin, gelsin, gelsin Erol, gelsin. Söylediğini yaptım bak. Gelsin. Bak gördün, bak geldi, gördün. Bunda yanlamasını arkasına koy. Buraya mı? He. Sıkıştır. Ama hadi Erol'cum. Hadi Erol'cum, hadi. Senin. Ne yorucu işmiş ya. Ya bu sen niye günlerin? Sen dur. Çadırdan çat çıkma ya. Abi doktor bir tane yok ki. Şoförü başka dert. Yüklemecisi başka dert. Çadırdan çıkmazsın. Vallahi billah. Ahmet abi de bizi burada bıraktı gitti. Ahmet abi neredesin? Al canım. Ha bitti mi? Abi beyaz parti bitti. Beyaz parti bittikten sonra ben çay içerim. Vallahi hiç kusura, kusura bakmasın. Çay yok, çay yok. Vallahi hiç. Yok ona hemen kaytarma. Hiç kusura bakmasın, ben çay içeyim. Araba dolmadan gitme. Abi çay içeceğim. Sen benim amirin misin? Sen benim amirin misin? He amirini. Amirin değil abi. Ahmet abi. Yeter lan. Burada çay saati var Erol. Çay saati mi şimdik? Gel arabanın üstüne çık. Bir çay içeyim gelin. Gel buraya, hayır. Abi bir çay içeyim, çay. Erol buraya gel Erol. Kömür boşaldı mı Erol?
Abi kömürü ben mi boşaltacağım? Çay saati mi şimdi? Çay saati mi? Ben mi boşaltacağım kömürü? Gel buraya gel. Ustana karşı yani. Gelme Erol'cuğum. Ustana karşı gelme. Ustana ya abi dese, tamam da yüklemede, tamam yüklemede düzgün yükleseler. Erol. Yüklem... Ustanı dinledim sana. O da eline baston almış bir daha ustanı dinledi. Ver ver. Hadi adam. Bu arkada kalacak. Hadi adam. Bu tağı giyim. Ustanı dinle. Bunun üstünde tağı giyim diye bir şey yazmış. Sen nereden aldın? Markadan bakacak. Yani markası varmış şu an. Bak orada etiketi var. Al tağı giyim. Ver. Ya buraya prima. Sıfırla 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 sıfırla. Ver abi. Ver abi ver abi. Hadi canım hadi canım. Abi bakmayın bana ya. Siz niye bana bakıştınız ya? Oo, çırağın diline bak abi. Abi Allah'ın izniyle bana bakın. Allah bana bakın. İki kişi var burada ya. Kapat ya. Tövbe ya. Ver abi. Perdeyi bir çek. Gel elinizi alın. Perdeyi çek de ne ya? Perdeyi çek. İçeri girin. Perdeyi nereye? Perdeyi çek. La yok. Çek. 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 Vallahi bir ya. Şimdi daha yeni başladın. Kömür ben yapamam. Sen üste ver. Vallahi kömür yapamam. Ufak torbalar bir şey yok. Yok kömür olmaz. Konuşma fazla konuş. Abi kömür siyah. Arkadaş bir şey olmaz. Abi tamam. Hadi yaktan verirsen üste vereceksin. Abi hadi. Kömür kömür bu ya. Palet değil hadi. Gel Erol gel Erol gel Erol gel. Kömür bu. İşare mi yapıp biz bu Erol? Sen orada oturmuşsun onun izni buna geldi. Hadi hadi. Çöbe yarabbim. Ver kömür. Hadi kim gelecek? Kimse yok. Ver sen ver. Hacı abi burada alacak. Bana kalsın. Abi ben herkes kaçtı ben kaldım. Ha. Fark ettiniz mi? Vallahi billahi herkes kaçtı. Adamlar gelsin buraya. Vallahi ben oturuyorum. Bu tarafa gelin abi kömüre. Gökhan gel Gökhan gel. Yapma. Hadi kardeş hadi kardeş hadi. Ahmet abi kimse gelse gidelim. Gel kardeş gel ya. Üçten adam gel ya. Ben burada ilk günden... La yok o kardeş yok ben seni yormam ilk günden. Ben seni yormam ilk günden. Hiç merak etme sen. Hadi bekle. Abi bu kömürün hepsi mi inecek? La kömür dedin kaç torba la? 300 torba yok. Oo. La torbalı torbalı ufak hafif. Tamam abi de yok, siyah. Bir şey yok siyah. Tertemiz mal. Siyah abi. La yok kardeş yok yok. Yok. Sana öyle geliyor. Abi ilk günden bunu yapma. Hadi Gökhan ya. Hadi. Bak çırak seni bekliyor Gökhan. Abi ilk günden yapma kurban olmam ya. Konuşma Erol. Oo. Yok palet değil, palet değil. Bak orada da farklı şeyler. O da oradan konuşayım. Tövbe vallahi hiç kimse bir zaten iş yaptı yok. Bu. Oradan ona bağırıyor, oradan ona bağırıyor. Hadi kardeş hadi kömür tamam, palet değil hadi kardeş. Devam edin devam hadi. Devam hadi edin. Erol kömüre geç Erol. Tamam abi da dur sıra bitsin de. Sıra bitsin. Bakak hele nasıl? Adamlar kumaş yükledi geldi bak. Tamam abi bir şey demedik. İstina bitsinler bak nasıl yüktüler, nasıl yüklemiler. Kumaşı öğrendik. Kumaşa gelmezsin kömürü tozu. Kumaşı öğrendik yüklemesini. Güzel istifur sanatayım, güzel istifurun. Abi, abi çalışma oğlum, çalışma biraz kaybol burada. Kumaşı öğrendik dur, kömürü nasıl indireceğini öyle, öğrenerek bakak dedik. Öğreneceği bir şey yok. Tamam dur hele, nasıl indirirler, nasıl indirmiler. Bakak hele. Hadi Erol. Abi kaç kişiye indirecek kurban olan? Hepsi indir işte. Ramazan abi bir bırak sen bir dinlen. Sen bir dinlen Erol geç. Geç Erol. Vallahi billahi. Sıratın abi sen de dinlen. Şey. Abi niye dinlen? Zafer abi sen de dinlen. Hadi Erol. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Say ha. Ne say abi? Burada da herkes saydı. Neyse bunu saymasın abi. Saydı. Bunu sayısı belli. Vallahi billahi ya. Aman abi sayısı. Hadi biraz hızlı biraz hızlı. Bak ben bana. Kıza geldi kardeş. Çırak kıza geldi. Hadi kardeş. Abi farkındaysan nasıl? Harekete bak ya. Hareket de yapıyor kardeş. Bak. Lan düşeceksin her yok abi yok düşmem ne? Sıkıntı yok bende. Çay içeyim ya. Sesini çıkarmayın. Ben gidip çay içip geliyorum.
Şükür ya, kurtulduk yemin ederim. Bir çay içelim dedik. Kimse görmeden bir çay içip gidelim bence. Ahmet abinin sesi geliyor abla. Ahmet abinin sesi geliyor. O daha o bizi arıyor. Arayana kadar bir çayımızı içmiş oluruz. Harbiden yorucu içmiş. Öyle. Göründüğü gibi de değilmiş. Senin için burada pek fazla durmayalım. Çayımızı alalım dışarıda. Kuytu bir yerde. Aa, Ahmet abi var. Ahmet abi geldi, dur. Gitme, gitme, gitme. Gitme, sesini çıkarma. Kimlerdir aldın yanı yavrum sen? Abi çay çektim bir tane. Buradan ceza kesecek. Tamam, bir çay çektim. Ben göndereceğim ben onu. Neyi göndereceksin abi? Sabahtan beri... Sabahtan beri güzel, ben güzel güzel çalışıyorsun. Çay saati var burada kardeş. Tamam, bir tane çay içtik. Tüte yoktu abi, ne yapalım? Sen burayı ne zannetsin? Burası ciddi bir müessese kardeş. Tamam işte. Sen hani burayı ring vurunu akırır zannettin. Hadi tamam. Anam. Hadi. Hadi. Ahmet abi, ben Mahmut abinin o tarafa geçeceğim ya. Mahmut abinin orada işi yok. Vallahi orada güzel. Yok yok. Allah size. Allah size. Al, geri kalan ben bitireyim. Yok bitti. Allah hayır, orada geri kalan adam var. Tamam, geri kalan ben bitireyim. Ya şu kömürü ver, kömürü. Ya abi kömürü verdiğinde. Şu palatı al oraya, üstlemesin kömürü. Abi Fortif'i kullansak nasıl olur? Kullanamazsın sen. Niye abi? Belgen yok tabii. Fortif'in belgen mi lazım? Evet. Ehliyet lazım. Evet, bir ehliyetin var. Yemez. Niye? İş makinası. Abi daha bitmedi mi? Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Dört tane. Herhalde. Bitmiyor. Abi, bir soru, o Elazığ paleti çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Orada Elazığ paleti çıkıyor mu abi? Çıkıyor. Çıkıyormuş abi. Çıkıyorsa onu da çıksa kolları vurar abi. Yemin ederim yapılacak iş değil. Abi yukarıya daha nasıl at? Bitti. Arabayı abi. Arabayı bitirdin abi. Yukarıya atsana, niye şişsin arabayı? Abi yok yok, şey olmaz. Şey olmaz. Yaşanmadı araba iş. Şey olmaz abi, şey olmaz. Son 3 tane. Abi bitti mi diyor, sana hala diyor son 3 tane. 10 tane götürüm daha hala diyor son 3 tane. Uf, nefesim kesildi lan. Ah. Ver abi. Son kaç tane abi? Allah'tan zombi değil. Ver abi. Saydınız mı? Yok abi, hiçbir şey saymadım. Saymadınız. Kaç tane oldu? Yok abi, ben... Bana verdiniz, yükledim. En büyük hata bu. Sayman lazım. Haydi. Başta söylemiyor. Sonradan diyor ki... İş bittikten sonra saydın mı diyor. Başta niye söylemiyorsun, kurban oldun? Eksik. Şimdi kaç? Baykanlar dese benim bir çuvalım eksik. Diyecekler Erol abi. Erol, kendini sağlam tut ki araba öne al. Tamam abi. Allah Allah razı olsun ya Mahmut abi ya. Vallahi bak diye kendini sağlam tut ki araba öne alacağım diyor. Haydi bak. Eksik mal yüklemiş. Bak gördün. Diyor ya. Devam etsin, devam etsin. Robert! Baba Ahmet abi, Ahmet abi de çay içiyor bak, bize söylüyordu. Bu iki topu Ahmet abi. Bu iki topu öyle kardeş. Gel usta. Abi. Sadrenler. Sen niye çay içiyorsun kurban olan? Ben ustayım kardeş. Nasıl ustasın? İmam affı dersen şey yaparsa cemaat ne yapsın? Öyle, cemaat çarşı. Bunlar niye çay içmiyor? İçsinler, onlar serbest, onlar şoför. Ben niye içmiyorum abi? Sen çıraksın. Ben işi bırakayım abi ya. Bu defa sadece ben bırakıyorum. Vallahi billahi bırakıyorum. Yemin ederim şu çırağı. Yemin ederim bırakıyorum ya. Bu ne? Bu nasıl bir iş abi? Çay içmemize müsaade etmiyor mu? Öyle işine gelirse kardeş. Çay içmemize müsaade etmiyor mu? Yok. Sayma yoksa. İyi peki abi. Çalışacağız. Ben şuradayım abi. Önce iş. Tamam, ben buradayım abi. Yap. Sizin hiç serranmamışsın lan. Abi ne başımda? Bu nasıl bir kurban oldun başımda?
Tumanlar çıkıyordu. Bunlar da diyor ki baştan sona, baştan sona. Bir başta biter içinde kalıyor. Ter içinde kal diyor. Bak. Omuzun suyuna bak bile ya. Öyle Mahmut abi de orada, Mahmut abi de orada şey yap. Yaşar usta. Yaşar usta pardon. Vallahi yeter ya. Abi çok hızlılar bak. İki tane fortif var. İki tane fortif var. Bir oradan bir oraya gidiyorlar. Bir oradan bir oraya gidiyorlar. Bak öbür sota Avrupa yakasının tırına yüklemeye gitmiş. Diğer Anadolu yakasının tırını yüklemeye gitmiş. Bu tarafta Yaşar usta ağzına bat bağlamış artık. Kömür indiriyor. Ne bileyim yani. Hareketli bir dünya şu an burada. Hakikaten bulunduğumuz ortam dediğim gibi. Yani Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinin uluslararası taşımacılık firması. Ersan Taşımacılık'ta. Yani yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Gece gündüz vardiyeli sistemle. Bulunduğumuz ortamda Türkiye'nin birçok noktasına dağıtım gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi yani burada şu an personel sayısını saymaya kalksam ben sayamam. Artık kesti kimse yoksa saysın artık. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Ne abi? Erol, tehlikeli iş yapsın sen Erol. Özkan dur. Özkan dur. Özkan ne dur. Gel abi. Ne yaptık abi? Evet kardeş, sen bizim işimize yaramız. Niye? Tamam mı? Bizim burada önce iş güvenliği. Sende iş güvenliği yok. Sen bizim işimize yaramazsın bu saatten sonra. Tamam mı? Abi biraz daha bekleyelim. Kişinin vücudu askere. Allah Allah. Hadi kardeş. Acemi çırak. Tehlikeli iş yapsın. Bir program daha sonuna geldik. Buradan da. Alnımızın hakkıyla çalıştık ama alnımızın hakkıyla işe devam edemedik. Bakalım Acem Şirak programı bir sonraki programı nerede, nasıl, nasıl gerçekleşecek hep birlikte görelim. Erol arkadaşımız geldi, iş başvurusuna bulunmuş. Yönetimden almışlar ama bizim işimize yaramadı. Söylediğimiz talimatlara uymadı. Özellikle iş güvenliğine uymadı. Tırın üstüne çıkardık. Mallarımız işte kırılacak olan var, kırılmayacak olan var. Çırak ilk günde 40 senelik elemana iş öğretmeye başladı. Çay içmeye kaytardı. Sigara içem dedi. Bize uymadı. Uymadığı için de çırağı gönderdik. Biz Acemi Çırak olaraktan bildiğimiz bir firmaya gidelim dedik. Ersan Taşımacılığa gidelim. Ersan Taşımacılık'ta bir işe başlayalım dedik. Sağ olsun öncelikle Lütfü Bey ile başladık. Lütfü Bey'e dedik ki, Lütfü Bey dedik, işte bize bir iş verebilir misiniz? Bir çırağınız olaraktan başlayalım dedik. Sağ olsun Lütfü Bey de hem bize geldiğimiz için bize bir tulum verdi, ayakkabı verdi, tişört verdi. Sağ olsun güzel başladık. Biz böyle güzel başlayacağımızı düşündük. Ama Lütfü Bey, Ahmet Bey'e yönlendirince her şey kabus oldu. Şimdi hayatımızda kabus olan noktalardan birisi de Ahmet Bey oldu. İlk başta dediler ki işte iş güvenliğinden bahsettiler. Ondan sonra yükü indirmeyi, tırın üstüne çıkınca tekstil ürünleri var, tekstil ürünleri indirmeyi. Tamam, şudur budur dedik. Kolay olur diye düşündük. Ama baktık ki işin zorluğu değil, Ahmet Bey'in lafları zorumuza gitti. Ahmet Bey orada bağırıyor işte, yok efendim sen o yükü niye indiriyorsun, şunu niye böyle yapıyorsun. Tamam, 40 yıllık eleman olabilir, 40 yıllık elemanlar çalışmış olabilir ama bazı şeyler doğru yapmadığını gördüğüm için ben de 40 yıllık elemana bir şeyler söyleme gereği duydum. Tabii ben onu söyleyince Ahmet Bey orada köpürdü. Bir de köpürmesi nasıl? Yani bildiğin öyle ağza alınmayacak laflar söylemeye başladı. Ben de arama gitmeye başladı. Yani yeter artık dedim. Yani ondan sonra Ahmet abiyle biraz laf dalaşına girmeye başladı. Dedik hele bir bismillah devam edelim. Belki bu defaya mahsustur. Bu defaya mahsus bir şey söylemiştir. Dedik bari hiç olmazsa tekstil ürünlerini bitirdik. Gidip bir çay içelim. Geldi, çay ocağında bizi bastı. Bir çay içmemizi bilene müsaade etmedi. Ya bir çay iç, ne var sanki yani? Bir çay içmekte bu kadar mı zor olur? Çay ocağına geldi, bizi geri çekti sahaya. Tırın üzerinde tekrardan yük indirmeye başladı. Tekstil ürünü bitti, kömür başladı. Kömür bitti, kot başladı. Ondan sonra diğer ürünler başladı. Yani bin para. Artık anlayamadım. Neyse, oradan oraya derken artık burama kadar geldi, yeter artık dedik. En sonunda da ayağımıza kara sular indi. Dedik ki bari fortifin oradan şu tarafa kadar gidelim. Yok efendim, fortife binmek
iş kanunlarına aykırıymış. Yok fortifiye bilmek iş güvenliğine aykırı olduğundan dolayı bizim işimize son verdi. Ama bir sonraki programımıza hangi işle devam ederiz, hangi işe el atarız onu şimdilik değil de bir sonraki programda anlatacağız. İnşallah bir sonraki programına kadar hayatta kalırız. Hayatta kaldığımız için ama harbiden bugün çok yoruldum ya. Yemin ederim kollarım koptu. İnşallah bir sonraki programda da görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada da Lütfi Bey'e çok teşekkür ederim. Sayın komutanımıza. Bize tulum, tişört ve de ayakkabı tamamıyla baştan sona şey yaptı. İncelikte bulundu, hediye etti. Bu da bizim Acemi Çırak programımızın bundan sonraki kullanacağımız şeyler, iş elbiseleri. Bakalım inşallah bir sonraki programda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.